Peki maçları izliyor musunuz lig maçlarını? İzliyorum. Süper Lig'de. nasıl buluyorsunuz transferleri? Güzel transferler oldu bu sezon <laughs> sanki. Geçtiğimiz sezondan ben biraz daha hareketli, biraz daha canlı, biraz daha böyle enerjisi olan bir e, transfer dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum. Şimdi bizim temel çelişkimiz bence Türkiye'deki futbol kütlesinin temel çelişkisi rasyonel değil duygusal olması. Bak ben benim bir tane berberim var, Oktay, hı hı. Trabzonlu bu çocuk ve Trabzonsporlu. Sizin de hastanız yani Aspor izler. Belki izliyordur. Dün onda tıraş oluyorum. Trabzonsporlu Oktay geçen sene şampiyon yapmış hocaya saydırıyor. Yok diyor bu olma çünkü beş 2 <laughs> oldular ya. <laughs> Ondan sonra ben de ben de Fenerbahçeliyim. Ben de bu yeni hocaya kanım ısınmadı. Ona saydırıyorum Fener lider. Ya şimdi Antep maç farkıyla galiba lider oldu da bu hafta. Ama olsun bizim de maçımız var. Bence lider Gol yollarında oldukça iyiler Fenerbahçe'nin transferleri. Ya bizim de arka de taraf bomboş. Anam bacım. Yani arkası ya Konya Ovası gibi. Buğday tarlası gibi. Yemin ediyorum maçı seyrederken böyle etimi canımı yiyorum. Hoca arkaya bak gelecekler diyorum. Geliyorlar nitekim yani. O bizim de hiç Defans diye bir anlayışımız yok. Allah Hı -hı. ne verdiyse saldıralım tamam da öyle değil ki bu ligin de sürpriz Hı -hı. oyuncuları var. Ha iyi futbol açısından Adana Demirspor'u çok takdir ettim bu sene. der, canlılar. Şiir gibi top oynuyor abi. hakikaten. Şey oyuna konsantre oyundan düşmeden oyunun genel kalitesini de yükselterek anladın mı? Etkili paslar, etkili hücumlar yani kendilerini bozmadan ben bu sene Adana Demirspor'un başarılı olmasını isterim Hı -hı. ama. E, samimiyetle söylüyorum işte az önceki o Oktay örneğin onu anlatıp biz çok rasyonel de değil duygusal olarak da futbola bakıyoruz e, Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını düşünüyorum <laughs> <Yine>, Trabzon'da <laughs> duygusal güzel ya. geliyor ha? Galatasaray Okan Buruk'la bir şeyler yapmaya çalışıyor nasıl buluyorsunuz? Şimdi Hocayı? şimdi şöyle aslında bence bir önceki hoca da boş hoca değildi hı hı. E, fakat Galatasaray'ın e, dinamikleri farklı yani e, mesela Okan Hoca da Sağladı mı o bir zamanlar zihinlere yerleşen etkili Galatasaray oyununu? Henüz sağlayamadı diye düşünüyorum. <laughs> Geçen sene ki hoca da çok sağlayamamıştı. Halbuki o da iyiydi. Yani belki zaman içinde sağlayacak. Siz Trabzon iyi dediniz. Ben o kadar etkili bulmadım <laughs> Trabzon'u. Bu ilk üç maç mı oldu? Evet. Ya tamam neticede... Se Kaç İlk puan? Yani 8 puanları şampiyon var? Şampiyon olmuş takımlar Altı. biraz daha oturmuş takımlardır ve sezona iyi başlarlar ama... Sizce Abdullah iyi Hocam, mi başladı? Abdullah Hoca'nın ilerleyen zamanlarda daha oturacağını düşünüyorum açıkçası. Tabii sistem adamı o. Evet. Yavaş yavaş şey yapacaktır hı. ama tabii bir de Abdullah Hoca'nın iyiliği şu bence. E, hoca defansı da asla ihmal etmez. Hı hı hı. Yani hiç öyle kendini bir şeye kaptırıp da hayır bir saldırsa Mesela bizim hoca şeyden çok kullanıyorum ben Deniz'cim Sen daha iyi biliyorsun bu işleri. Futbola daha hakimsin. Yani bizim hocanın böyle saldırın saldırın gibi bir şeyi var sanki. Ya evet. bir arkaya bak bir dön bak baba ama hep saldır saldır olmaz. Bazen de bir sıfır geçer. Biraz daha o heyecanı o dinamizmi korumaya çalışıyor aslında. Şöyle bir o... ettim. Ben galiba biz uzun yıllar sinik e, bir şeye sahip olduk açıkçası. Performansa sahip olduk. O performansı bir defa duygusal olarak yıkmak gerekiyor. Evet. Yani onun üstüne çıkmak ya biz Feneris. Hı hı. Biz nefes aldırmayı saldırırız etkisini yaratmak gerekiyor diye düşünüyorum. Onun için böyle yapıyor herhalde ama bu sefer de maç güvenliği risk. Ediliyor. Zaten Cesus'un biraz da o takım kadrosunu tam anlamıyla kurmaması ve maça göre tercih yapıyor olması da bu mantaliteyle paralel bir şekilde gidiyor. E bir de hayatın bizim bütün mahalleler ki adamdan daha fazla adam oldu Fener'de değil mi? Doğru. En son 40 mıydı? Hı hı. e, ya, transferde çok iyiler. E, Hatta ama... alacakları bir transfer daha var. Öyle mi? Yani düşünüyorlar. Ben güzelce. boştayım. İstiyorlarsa <laughs> i̇şte varsa hani, kilo veririm gelirim. Hani Çok ben iyi. ben eskiden defans oynardım Hı -hı. gençliğimde çocukluğumda mahalle takımında. Ve bana top geçse de adam geçmez Kadir derlerdi. <laughs> <laughs> Güzel. Berbat bir yani aslında defans oyuncusu olacağım. Hep kırmızı kart görür. Ondan sonra hep devirirdim yani kimse geçemezdi hakikaten. ...kime alacaklar bilmiyorum. Kim alacaklar? Yani sürpriz bir isim diyorlar. Ben de merakla bekliyorum. Ay biliyorsundur sen. Gerçekten mi? Gerçekten. <laughs> Duyunculuk yapmış gibi olmayın. Bu arada bu sezon Süper Lig Süper Lig'e baktığımızda en genç teknik adamlarla oynuyoruz. Yani yaş ortalamamız geçtiğimiz sezonlara oranla oldukça düştü. Genç teknik direktörleri görüyoruz. Şöyle bir gözünüzde canlandırdığınızda mesela büyük takımlardaki teknik direktörler Jesus'u bir kenara evet. atarsak eğer. Birçok genç teknik direktör var. Ya Bir de bir terbiyesizlik yapmak istemem ama biri hocaya sakız çiğnemenin ona yakışmadığını söylesin ya. Değil mi? Abicim o nedir cek 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 kezban kız gibi lan o. Stresi o nedir sen acaba? koca adamsın saçın sakalın ağırmış babam o nedir cek cek cek. Tamam agresyon yapıyorum başka bir şeker meker emükle ya. <laughs> Gerçekten bir de kamera yakın giriyor hoca böyle cek cek kezban kız gibi bu ne ya. Büyük sakız çiğniyor benim anladığım. Minnak bir şey at Arkada <laughs> gevişle dur. Yani büyük sağlam bir sakız Doğru. atıyor. Hango 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 bu nedir abi ben Doğru. Ya. Şimdi e... Genç teknik adamlar dedik. Ha. Erol Hoca bize Hı -hı. geldiği zaman ben havalara sıçradım Denizciğim. Öyle mi? Çok beğeniyordum Erol Hoca'yı. Ben Hoca biraz erken olduğunu düşündüm. Erol Hoca kariyerinde iyi bir karar vermedi bence. Ya işte Fenerbahçe ben için dedim ki bu adamın futbola ama... bir dokunuşu var, bir bakışı, bir kendine ait bir felsefesi var. Bunu e, şeyde Alanya'da gösterdi efendim işte bunu. Bu arada Erol Hoca'yı cu, gerçekten çok seviyorum, çok değerli buluyorum. Sadece hı. kariyeri için, kendisi için daha doğrusu hı. biraz erken oldu gibi. Neyse işte ama olmadı bak. Hı hı. Yani gençti, bakışı vardı, var mıydı? Ya kesinlikle. Var. Filozofisi var mı? Kendine özgü futbola dair bence var değil mi? Kesinlikle. Bir oyun anlayışı var mı? Var. Bir kurgusu var mı? Var. Ama o çalışıyor. Antalya Spor'a karşı da güzel gösterdi evet. ona mağlup etti Keza Antalya'da Nuri Hoca var. Nuri Şahin. Mesela Emir ne Belezoğlu. kadar sürpriz değil mi Nuri Şahin? Evet. Yani mesela Nuri Şahin çok merak ediyorum ben. Akıbeti ne olacak? İnşallah hayırlı olur. Çünkü çok da akıllı ve hakikaten çok önemli bir... Şeyler yapmış bir adam hmm. kendi hayatında futbolcuyken biliyorsun Kuşkusuz. eğitimler tabii, tabii. şunlar mı O standart yani futbolcu kalıbının ve fotoğrafının çok ötesinde bir vizyona sahip. İnşallah hoca olarak Futbolu da. Futbola daha profesyonel bakan, parametrelerini hmm. genişleten, işte uyku hmm. koçundan, istatistikçisine yani çok o yelpazeye geniş tutan bir hoca. Emre hocayı ben başarılı buluyorum. <laughs> Başakşehir'de o da genç hocalardan bir tanesi. Ama şey de çok ilginçti. Ben şimdi burada gıcıklık yapmak istemiyorum. Sizin de kurallarınızı bilmiyorum. Böyle konuşulur Ya yatan biten Başakşehir bir Emre Hoca geldi birdenbire şahlandı. Bu da çok acayip bir şey değil mi ya? ha Burada bir Okan Buruk, Okan Buruk'tu değil mi hoca? Burada bir Okan Buruk'a karşı bir acaba orada bir mandepsi mi var? Bir, bir film mi Zaman çevirildi? zaman o, yani zaman zaman oyuncuların... Deniz film çevirdi değil mi? <laughs> zaman zaman oy, oyuncularla teknik direktörler uyum sağlamayabilirler. O, Yavrum o uyum biliyorlar. sağlayamayabilir de adamı şampiyon yapmış lan bu takımı. Bir ikincisi bir de hani gerçekten yerlerde bir Başakşehir. Emre geldi. Ertesi haftadan itibaren seri yaptı değil ama mi şey, kaç Emre maç? Ama şey Emre Hoca'nın da dokunuşları oldu Okan Hoca'dan farklı olarak. Şimdi onları da haksızlık etmiş olmayayım ama şu istatistik olarak doğru. Mesela bir teknik direktör o, takımdan gönderildiğinde yeni bir teknik direktör geldiğinde genelde o hafta galibiyetle sonuçlanır. Çünkü oyuncular kendilerini daha iyi göstermek ama isterler. 8 hafta. Ama 8 hafta Evet. 6 galiba değil mi? Evet. 6 hafta tamam. sürdü bu. Yani orada Lıkınışlar bir dümen vardı, abi, bir dümen Tabii vardı or, or, bence. Ama Emre Hoca'da dediğin gibi bence e, hatta Fenerbahçe'de kalsa bile olurdu. Olabilir. Fenerbahçe'de bile bir e, yavaş yavaş büyüyen bir değer olabilirdi. Gerçekten böyle. Ama bir Fenerbahçe'de şey baskı daha e, yoğun olduğu için baskı altında insanlar o e, ne derler? E, yaratıcı taraflarını çok gösteremeyebiliyorlar. Ne zaman ki o baskı ne derler? O yoğunluk kalkıyor. İnsanlar ya bu neremize baskı yapıyoruz ki biz? Affedersin <laughs> zamanında Mourinho'ya sordular oyuncularınız Real Madrid'in başındayken oyuncularınız hem Kral Kupası'nda hem Şampiyonlar Ligi'nde hem ligde çok yoruluyorlar değil mi dedi? Ne dedi Mourinho? Onlar dedi saat başına şu kadar euro alıyorlar. Yani Doğru. madende çalışmıyorlar. Dolayısıyla tabii ki işlerini yapacaklar dedi.